Sen burada mı doğdun Mehmet? Yoksa küçük yaşta mı geldin Belçika'ya? Ben Emirdağ'da doğdum. İlk babam gelmiş buralara. Hı. Ben 6 yaşına geldiğimde de tüm aileyi buraya getirme kararı almış. Yani yaklaşık 20 yıldır falan buralardayım. Hı. Ya sen? Yeni geldim demiştin. Ne kadar oldu tam olarak? Evet, yeni geldim. Yarın tam 5 ay olacak. Alışabildin mi bari buralara? Yani ne yalan söyleyeyim. Pek alıştığım da söylenemez açıkçası. Çünkü Türkiye'den çok farklı. İnsanı, kültürü, havası, ya suyunun tadı bile farklı. Bu yüzden pek zannetmiyorum açıkçası alışırsın. Alışırsın, alışırsın. Öyle mi diyorsun? Yeni gelenler hep öyle der. Ama 1-2 sene sonra artık Türkiye'ye gittiğinde garip hissetmeye başlarsın kendini. Buranın imkanları, hayat standartları, insana verilen değer, insan ister istemez alışıyor bunlara. Sanmıyorum ama tabii sen daha iyi bilirsin. Haliyle önünde birkaç tane örnek vardır. Ama ilk gelenler Belçika'ya neden gelmişler onu anlayamıyorum. Yani güzelim ülkeyi bırakıp insan buraya neden gelir? Yani herkes, her yer yabancı. Havası bile kapalı yani. Mesela resmen içi kararıyor insanın. Memlekette iş imkanları, sosyal imkanlar iyi olsaydı kimse gelmezdi tabii ki. 60'lı yıllarda gelmeye başlamışlar. Ülkede her 10 yılda bir darbe oluyor. İstikrar yok, iş yok. İnsanlar tabii ailesine, çocuklarına iyi bir gelecek sunmak istiyor. Avrupa'da 2 Büyük Dünya Savaşı'ndan çıkmış. Her şey yeniden onarılıyor. Ve yeterli insan yok. O yüzden bütün bizim insanımız akın akın gelmeye başlamış buralara. Öyle. Çok da zorluklar yaşamış ilk gelenler belli ki. Düşünsene yani. Dil yok, para yok, tanıdık yok. Çok büyük zorluklara göğüs gelmişler. Hı. Babam, dedem hep anlatır o günleri. Yani insan duyunca ağlasa mı, gülse mi bilemiyor bazen. Peki var mı öyle hikaye? Tabii ki var. Anlatayım sana istersen bir tanesini. Zevk edeyim. Sonra sen karar verirsin. Güler misin, ağlar mısın diye. Bakalım. Dedemin arkadaşlarından bir tanesi bir gün bakkala gidiyor. Hello. 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 Hello, hello. Efendim? Hello. Arkanı kimi yarabı? Vallahi ben de Flamanca burada biter. Anlat bakalım şimdi derdini Ali, anlatabilirsen. Sizde bal var Münir. Bal? Bal. Heh, bal. Ne problem? Böyle koyu kaliteli baldan ha? Ne problem? Tamam. Moment. Bal. Çok şükür anladı adam ya. Bu tamam da yumurtayı nasıl anlatacağız? Ulan oğlum Selim, bir almadın şu ihtiyaçları. Babanı düşürdün şu hale bak ya. Bala bala bala. Special bal. Special bal. Bala. Ben top ya istemedim Münir. Bal. Münir, bu bal değil. Bu bal değil. Nono. Ne gut? Turkish bal, Turkish bal. Turkish bal. Turkish bal. Ne problem? Ha. Moment be. Turkish bal. Ha, şimdi anladı galiba. Çok şükür. Demek ki Turkish demem lazımmış. Bala bala bala. Special Turkish bal. Turkish bal. Bala. Turkish mensen hier welkom nu hè. Turkish bal. Special bestel. Goede bal. Bala. Vazgeçtim. No ball. No ball. No ball. No ball. No ball. Back. Tamam, back. Back. Over. Back. No ball. No ball. Over. Over. Ulan yumurtayı nasıl anlatacağız şimdi adama ya? Hay aksi. Münir. Ya ya. Ben. Ya ya. İstemek. Yumurta. Yumurta, yumurta. Ich nicht verstanden. Ya Allah Allah. Hani şöyle yuvarlak oluyor. Birbirine vuruyorsun, kırıyorsun. Omlet yapıyorsun, yiyorsun böyle. Ha? Yumurta, yumurta. Ha. Bu adam da çok kara cahil çıktı ya. Bir de bu Avrupalılara çok dil bilir derler. Peh! Aklıma bir şey geldi. Bu sefer kesin anlayacak. Münir. Ya. Bana iyi bak, tamam? Okey. İyi bak. Kıt 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 bak. Kıt 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 bak. Moment, 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 moment. Ik ja ja. Ik begrijp het hè. Alles goed begrijpen hè. Moment hoor. Ja, moment. Moment. Tamam, tamam, tamam. La 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 la. Welke toiletpapier? No, kommer. Hoe dan meneer? Speciaal hè. Hela. Oh, altijd. Toilet speciaal voor de poep. Altijd hè, na toiletbezoek altijd toiletpapier. Toilet papier ja. Niet ontmoeten, hè. Toilet pakken. Ja. Oei. Probleem.
Problem. Put the poop. Yeah, put the poop. Yeah, have the poop. Yeah. Uy. Bir gut. İşte böyle Furkan. Adam o kadar uğraşmış ama derdini bir türlü anlatamamış zavallı. İlginç. Gülsem mi, ağlasam mı bilemedim ya. Oo da ne hikayeler var. Evin yolunu bulamayıp kaybolanlar, bir Belçikalı'ya takılıp bir daha haber alamayanlar. Ne hikayeler var, neler? Nasıl yani evin yolunu bulamayanlar? Aynen öyle kardeşim, aynen öyle. Bak, dedem daha geçenlerde anlatmıştı. Bir gün aynı fabrikada çalıştığı arkadaşlarından bir tanesi evin yolunu bulamıyor. Monsieur. Ben kayboldum da adresi bulamıyorum. Yardım eder misin? Adres? Vous êtes perdu? Où est votre maison? Rue Michel? Yok. Avenue Michel? Hatırlamıyorum vallahi ya. José de Rue Michael. Désolé monsieur, je peux pas vous aider. Non mais dis donc. Monsieur, yardım et monsieur, monsieur. Kızım bana yardımcı olsan. Verzorg hem goed, hè? Hij is verzwakt. Oké. Dank je wel, meneer. Succes, hè? Wat ja? Valla, gelmemiş şey kalmamış başlarına. Yani dil de yok tabii. Ama normal. Yani ben bile halen karıştırıyorum yaşadığım hal. Aynen öyle dostum. Aslında çok büyük iş başarmışlar biliyor musun? Yani bu yüzden ben onlara saygıda asla kusur etme. Başının üstünde yerleri var. Yani o zorluklara katlanmak herkesin işi değil. Doğru. Eğer onlar buralarda kalmasalardı, düşünsene burada hiç Türk olur muydu? Yani olmasaydı ne olurdu ki? Ne güzel insanlar işte memleketlerinde yaşardı. Sıkıntı olmazdı. Ne aile ne vatan hasreti çekerdi insanlar. Olur mu? Burada bu insanlar Türk kültürünü, Türk misafirperverliğini, ne bileyim Müslümanlığı nereden öğreneceklerdi o zaman? Abi güzel konuşuyorsun da ne Türklüğü ne de Müslümanlığı hakkıyla temsil edememişler yani. Kısmen sen de haklısın. Neyse boş ver. Ama yine de bunlar ilk gelenlerin başarısını gölgeleyemez. Doğru. Düşünebiliyor musun? Günde 18 saat çalışanlar olmuş. 18. Günde 3-4 farklı işe gidenler varmış. Ya. Nasıl dayanmışlar bunu abi ya? Bir an önce para biriktirip memlekete gitme özlemi, ailesine duydukları hasret derken sabretmişler işte. Hiç unutmam. Bir gün iki Türk fırında çalışırken çok yorulup dinlenmek istiyorlar. İlginç. Öldüm vallahi öldüm. Eşek gibi çalışıyoruz. Böyle iş mi olur? Böyle hayat mı olur? Al benden de o kadar kardeş. Ama ne yapalım? Başka çaremiz var mı? Vallahi bu sene bir bitsin. Gelecek sene kimse tutamaz beni. Derim memleketinde kuru ekmek, soğan, bir şekilde geçinirim. Nasıl bir rezilliktir aga ya? Vallahi Galip kardeş, iyi diyorsun da. Biz kuru ekmeği yerik, soğanı da yerik. Ama hanımı, çoluğu, çocuğu ne yapacağız? Bunların masrafları var. Bunlar için para lazım Galip kardeş. Madrid'de değil. 5 dakika soluklanıyoruz, kalkarız, başlarız şimdi. Niks bazı ne? Nokta bir belki var at bazı iş kom. Ma verdi. Okey tamam ya 5 dakika dedik. Ne niks sen? Yok 5 dakika. Niks sen? Fendi dön kalan. Oğlum bak canım zaten sıkkın. Çek git yemin ediyorum fena yaparım sana. Neye? Niks bazı belki nü. Ay. Sakıp ben bu adama dalarım oğlum. Al benden de o kadar kardeş. Ben bu adamı anlamıyordum ama bugün anladım. Resmen gel beni döv diyor.
We gaan nu nog aan praten. Had ik niet gezegd dat je moest terug gaan werken? We kunnen er beginnen op een vlieg ontslagen, hè? Vallahi günah benden gitti. Benden de gitti kardeş. O zaman. O zaman. Ya. Sonra ne olmuş peki? Ne olacak? İkisi de hemen kovulmuş. Aa. Galip amca sürekli yeter artık Türkiye'ye döneceğim ben artık demiş ama bir türlü dönememiş. Yani gönül elbette ki memleketi istiyor ama mantık da burada kal diyor işte. Yani. Mehmetciğim teşekkür ediyorum. Senden bugün çok eyvallah. Şey öğrendim. Yani bu insanlarımızla alakalı fikrim de değişti sayende. Sanırım bunlar çokça da sevgi ve saygıyı hak ediyorlar. Kesinlikle. Buradaki gençlere bir türlü anlatamadık bunlar işte. Neymiş efendim? Yok ilk gelenler çok cahillermiş. Aa. Bir şey bilmiyorlarmış. Yok kendilerini geliştirememişler falan. Her zaman hor görüyorlar. Ama onlar o zaman şartlarında ellerinden gelen en iyisini yapmışlar bence. Yani. Bunu bir türlü takdir etmiyorlar. Bu da beni çok üzüyor. Oo, saat epey olmuş Furkan. Geçmiş benim mi? Evde biraz işler var. Gitmem lazım. Tabii. Furkancığım. Ne demek? Tekrar görüşürüz olur mu? Görüşürüz. Kendine iyi bak. Sen de. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Evet Ömer anlat bakalım. Ne kadar oldu Belçika'ya geleli?